Hoş geldiniz. Yine bir pazartesi günü sizlerle birlikteyiz ve bu hafta da yine önemli konuları konuşacağız ki çok değerli bir konu ağırlayacağız bu hafta. Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri Keçiören ve Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi de Murat Kandazoğlu da bizlerle birlikte. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Ben böyle sürekli Türkiye diyorum. Allah söyletiyor herhalde başkanım. Evet, bizim Murat hiç büyümeden, doğmadan bizi bitireceğim. Evet, başkanım. Öncelikle tabii baktığımız zaman Keçiören son yıllarda çok ciddi bir gelişme içerisinde. Çünkü geçtiğimiz hafta Altındağ Belediye Başkanı'nı ağırlamıştık. Ona da aynısını sormuştuk. Çok fazla gecekondunun olduğu yerlerde belediye başkanlığı yapmak hiç kuşkusuz çok daha zor ama sporun dışından şöyle bir giriş yapalım. Ciddi bir atılım içerisinde Keçiören ve yaşanabilir bir Keçiören oldu. Daha önce Keçiören'in o girişindeki şelalesiyle tanınan Keçiören artık o lüks yapılarıyla, binalarıyla ve yaşanabilirliğiyle tanınır hale geldi. Tabii bunda sizin çok büyük emekleriniz var. Keçiören'i bize nasıl anlatırsınız? Keçiören deyince sizin aklınıza ne gelir? Tabii Keçiören Ankara'nın merkezinde yer alan ve nüfus itibariyle 9-17 bin nüfusa sahip ve 9-17 bin nüfusa da Türkiye'nin en büyük ilçe, ikinci ilçesi oluyor. Birinci sırada Çankaya var, ikinci sırada Keçiören geliyor. Nüfus yoğunluğu itibariyle de bakıldığı zaman kilometre kare başına 5600 kişiyle Türkiye'nin de en yoğun yaşayan ilçesi. Ağırlıklı olarak da konutlardan oluşan, meskenlerden oluşan bir yapısı var. Yani sanayi sitesi, fabrikası, iş yerleri bakımından çok zengin olan bir yer değil. Ve esnaf ve ekonomik hayat bakımından bakıldığı zaman da esnaf cadde esnafına dayalı bir ekonomik yapısı var. Ancak tercih bakımından bakıldığı zaman da belki de Türkiye'de en fazla tercih edilen, yani Ankara'ya gelen ya Ankara'da yerleşen insanların en çok oturmak için tercih ettikleri yerin başında da Keçiören geliyor. Bunun istatistiki anlamda da karşılığı var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre de en fazla konut satışının yapıldığı ilçe de Keçiören. Dolayısıyla inşaat sektörü bakımından ve konut imalatı bakımından da en üst düzeyde hem konutun imal edildiği hem de insanların oturmak için tercih edildiği bir yer olarak Keçiören var. Bunu neye bağlıyorsunuz başkanım? Bunun iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi huzur şehri Keçiören. Yani insanların güvenlik açısından, huzur açısından rahat ettikleri, aile ortamının var olduğu bir yer. Bir de mahalle bilincinin hala devam ettiği bir yer. Yani insanlar mahallelerinde, sokağında, caddesinde, parkında gezerken birbirlerine selam verebildikleri, birbirlerini tanıyabildikleri mahalleler olduğu gibi aynı zamanda birbirleriyle ilgilendikleri sosyal hayatın, sosyal yaşamın da hareketli olduğu bir yer. Hemşericilik bakımından da bakıldığı zaman da 81 vilayetten göç almış olan bir yer. Ve o gruplarda birbirleriyle dayanışmayı geliştirmek adına da dernekleşmiş, organize olmuşlar. Onların da büyük bir etkisi var bu anlamda Keçiören'in tercih edilmesi bakımından. Aslında göç anlamında bakıldığı zaman biz birinci derecede göç alan ama aynı zamanda da o bölgedeki oturan insanların da teşvikiyle iç göç de alan bir durumdayız. Yani Ankara içinden de göç olduğu gibi Ankara dışından gelen ilçelerden veya Ankara dışından gelen şehirlerden gelen göç de alıyoruz. Bu anlamıyla Keçiören yaşanılabilir bir yer. Ankara'nın merkezinde ama oturma anlamında, yerleşme anlamında tercih edilen bir ilçesi. Eskiye baktığımız zaman da, biraz eskilere baktığımız zaman da Cumhuriyet'in ilk yıllarında Keçiören bir sayfiye bölgesi. Bağlık, bahçelik, dereleri olan, birçok güzel bağları, bahçeleri olan bir yer. Bağ evleriyle meşhur olan bir yer. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sırasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı komuta ettiği yer.
karargahın bu burada tarafından bilinmez aslında. Evet, yani karargahın olduğu yer. Atatürk'ün bizzat koordine ettiği tabii yer, karargahın yani, olduğu yer. Yani Atatürk Dikmen caddelerin Dikmen sırtlarından Ankara'ya giriş yapmıştır ama orada kalmamıştır. Keçören'e gelmiştir. Yani. Keçören'de kalmıştır. Dolayısıyla oradan yönetmiştir savaşı da. Dolayısıyla birçok ünlünün de, birçok öyle tarihi şahsiyetlerin de evlerinin, bahçelerinin olduğu bir yer. Bu sanatoryumun üst tarafında böyle çok villa tarzı, çok vardır, güzel yerler de var yani. Yani korunabilen bayileri korunmuş vaziyette. Şu anda yaklaşık 57 tane evin tescili yapılmış ve koruma altına alınmış. Biz de bunları kamulaştırarak, kamulaştırmasını yaptıklarımızı tekrar onarıyoruz. Ve tekrar hayata kavuşturuyoruz bu bağırlarını. Onları Atatürk'ün yaşayan yerler haline getiriyoruz. Atatürk'ün tam konuta ettiği yeri biliyor musunuz? Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bulunan bina karargahtır. Sanatoryum Caddesi. Kurtuluş Savaşı'nın yani karargah binasıdır. Sanatoryum Caddesi'nin üzerinde. Orada da Atatürk'ün bir odası, komuta ettiği odası da müze olarak mevcut. Müze olarak saklanıyor, müze olarak muhafaza ediliyor. Bunun yanında o Ziraat Mektebi'nin olmuş olduğu yerler. Hmm. Bu binalar, ekleme binalar da orada mevcutmuş. Ama şimdi çok fazla kalmamış. Bir tanesi ancak muhafaza edilebilmiş. Diğerleri tabii kaybolmuş, zamanla yıkılmış. Yerlerine başka şeyler yapılmış. Dolayısıyla Keçören'i böyle tanımak lazım. Burada müthiş bir tarih aslında yani. Evet. Dereden kastımız da bizim hem dere hem de tepe anlamında, doğal bazı örtü anlamında da mahalle isimlerimiz var. İşte Hacı Kadın Deresi bunlardan bir tanesi iken hemen yanında Bademlik Mahallesi, evet. Tutluk Mahallesi, evet. Pınarbaşı Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi gibi buna benzer birçok ismimiz de tabiatın kendisinden yani doğal ortamından kaynaklanan isimler yer almış. Mahalle isimlerini oralardan yer almış. Gümüşdere Ahlamur Vadisi şu anda evet. Mesela bizim yapmış olduğumuz bir proje. Gümüşdere de ismi de yine bizim ilçemizin sınırları içerisinden de geçen Çubuk Barajı'ndan itibaren Akköprü'ye kadar devam eden bir koldur. Karargah Tepe'nin de önünden geçmektedir. Yine o karargahın da... Görüntüler oraya ait herhalde değil mi? Evet, oraya ait. Şu andaki son hali bunlar. Ben buranın eski halini de bilirim ki gerçekten çok atıl vaziyetteydi. Evet. Subay evlerindeydi benim iş yerim. Oradan hı-hı. Çok aşağı inerdik. Orada bir Ankara evi de vardır yanılmıyorsam. Evet. Dolayısıyla şimdiki şu halini görünce aslında ne kadar güzel bir değişimin olduğu, ciddi bir hizmetin olduğu ortada. Evet. Hani Keçiören'le girdik ama buradan da zaten ister istemez spora gireceğiz. Çünkü şu görüntülere baktığımız zaman işte orada hem spor aletleri hem bir atletizm pisti. Dolayısıyla yürüyüş yolları, bisiklet yollarımız bu projenin içerisinde yer aldı. Onu diyordum yani burası Gümüşdere. Gümüşdere de aynı zamanda karargahın önünden geçen bizim de Gümüşdere diye de bir mahallemiz var. İsmini de oradan alıyor. Gümüşdere Durmaz Akar Yürüyelim Arkadaşlar Marşı'nın da yazıldığı bir yerdir burası. Bir yer olarak ve Kurtuluş Savaşı sırasında işte o karargah etrafından devam ediyor bu dere. Ve Ankara Çayı'na karışıyor. Büyük Ankara Çayı'na. Dolayısıyla tabiat anlamında da güzel bir yermiş. Fakat bir dönem bütün Türkiye'deki bir akım nedeniyle çok ciddi bir gece kondulaşma evet. furyasıyla mahvetmişiz. Ve birçok özelliğimizi, birçok şeyimizi kaybetmişiz. Bu kayıplardan biri de bu dereydi. Yani bu derenin üstünün kapatılması isteniyordu. O bölgedeki, mahalledeki insanlar biz seçim çalışması yaparken aman başkanım bizi buradan kurtar. Seçilirseniz şey yaparsanız. 2009 yılında. Niye? Burası hem pislik hem böyle içerisine lağımlar akıtılmış, çöp atılıyor içerisine, sinek yuvası haline gelmiş bir haldeydi. Dedik ya bunlar önemli değerler. Şehir için akarsu çok önemli bir değerdir. Çok önemli ve tekrar kazanılamayacak kadar kıymetli bir şeydir. Siz suni olarak bir dere yapamazsınız, yaptıramazsınız isteseniz de. Bu tabiatın bize vermiş olduğu, Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuftur yani. Bu lütfu iyi değerlendirmemiz lazım. İyi değerlendirmemişiz, kirletmişiz, pislemişiz. Kim yaptı? Biz yaptık yine. İnsan yaptı. Tekrar temizleyelim. Tekrar eski ihtişamına, eski güzelliğine kavuşturalım. İşte buradan çıkan bir projedir Gümüşdere. Yani bir doğaya dönüş aslında. Yani bir yeniden tekrar eski değerin kazanılması. İnsanların, vatandaşların o dereyle barışması. Şimdi tekrar bakın yanında yürüyebiliyorlar, bisiklet sürebiliyorlar, çay içebiliyorlar, oturuyorlar,
Sohbet ediyorlar, piknik yapıyorlar. Bu hale geldi yani. Hakikaten Sayınbaşkanım, ben de Keçiören'de o bölgede yakın bir yerde oturuyorum. Gerçekten halkın spor yapabildiği son derece güzel bir sayfi yeri oldu. Tabii ki Sayın Başkan'la biz sık sık bir araya geliyoruz. Tabii ki sporla alakalı da elbette ki soracağımız çok konu var. Değil mi sevgili Murat? Evet, özellikle şimdi spor deyince Gençlik Spor Müdürlüğü ilk kuran, ya yani böyle müdürlüğü ilk kuran belediye Keçiören. Evet. Dolayısıyla böyle bir belediyeyi ilk defa kurduğunuz zaman sizin spora bakış açınızı, gençliğe bakış açınızı otomatikman görebiliyoruz. Çünkü bir belediye başkanlığı eğer bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü kuruyorsa demek ki bu işe çok ciddi bir yatırım yapıyor, ciddi bir çalışma yapıyor ki onun, hani biraz önce Atatürk'ün koordine merkezi dedik ya, bu da sporun koordine merkezini bizzat içerisinde bir müdürlük olarak barındırıyor. Bu çok güzel bir çalışma. Biraz bize müdürlüğünüzle ilgili biraz bahseder misiniz? Genç bir nüfusa sahibiz. Yani hem Türkiye olarak genç bir nüfusa sahibiz. Hem de bizim Keçiören'de şu anda okullarda okuyan, yani ilk öğretim, ortaokul ve lise çağında 150 bin nüfusumuz var. 150 binin de biraz üzerinde hatta. Böylesine önemli bir kesimi bizim yok farz etmemiz mümkün değil. Yani ve bu kesim bizim geleceğimiz, bizim istikbalimiz bunlar. Ve bu kişilere bir belediyeler olarak da hizmet etmemiz gerekiyor. Yani belediyecilik sadece kaldırım, yol, asfalt, işte bina vesaire değil. Aynı zamanda sosyal belediyecilik. Ve sosyal belediyeciliğin içerisinde geniş bir kavramdır. Kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik artık esas yarışın olduğu yerler buralar. Ne kadar kilometre taş döşediğiniz, ne kadar asfalt döktüğünüz değil esas yarış. İnsana ne kattığımız, o şehre ne kattığımızla alakalı bir yarışın içerisindeyiz. Biz onun için bu gençlikle alakalı politikalarımızı, yapacağımız faaliyetleri daha değerli toplu yapmak adına ve bunu da sporla birleştirerek. Çünkü spor bizim açımızdan gençlere ulaşmanın çok önemli bir yoludur. Eğitimin çok önemli bir parçasıdır. Biz olaya böyle bakıyoruz ve dolayısıyla gençliği ve sporu bir araya getirerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurarak onlara önem verdiğimizi ve o yapacağımız faaliyetleri bu müdürlük çatısı altında yapmayı hedefledik. Böyle bir müdürlüğü kurduk. İçerisinde şimdi bol miktarda faaliyet yapılıyor. İşte okullarla alakalı, öğrencilerle alakalı yapıldığı gibi spor kulüpleriyle, amatör spor kulüpleriyle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunun yanında gençlik merkezlerimiz faal bir şekilde devam ediyor. Geziler yapılıyor, seminerler yapılıyor, paneller yapılıyor. Öğrencilere ayaklarına gidiliyor, okullarda çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında okullar arası ligler yapıyoruz. Mahalleler arası ligler yapıyoruz. Amatör spor kulüpleriyle işbirliği yaparak, onlara malzeme dağıtarak, onların kapasitelerini daha da geliştirmeye ve daha fazla sporcuyu bünyelerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunların hepsini koordine ediyor Gençlik. Devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu aradan sonra Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'la biraz da sportif faaliyetleri konuşacağız. Biraz önce bir tesisten bahsettik ama daha onun gibi birçok tesisler var. Spor tesislerinden konuşacağız. Keçiören ve sporu tüm ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Hepsi kısa bir aradan sonra. Spor dünyası devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'la söyleşimiz devam ediyor. Biraz önce spor müdürlüğünden de bahsetmiştik ve sportif faaliyetler. Biraz da başkanım ondan bahseder misiniz? Keçiören Belediyesi'nin sportif faaliyetleri hangi branşlarda mücadele ediyorsunuz? Evet, yani bizim şu anda müsabakalarımızın içerisinde yer alan sportif şeylerimiz var, takımlarımız var. Bir kulüple şu anda çalışıyoruz. Bağlum Spor Kulübü'yle çalışıyoruz. Bağlum Spor Kulübü'nün bünyesinde yaklaşık 2700 civarında bizim şeyimiz var. Lisanslı sporcumuz var. Sporcu futbolda, ordusu. Evet, futbolda bal ligindeyiz. Bir de şey var başkanım. Ben orada bir destek yapayım başkanıma. Yaklaşık Keçiören ilçesinde, Sındar ilçesinde 30 yakın amatör spor kulüpleri var. Sağ olsun başkanımız her sene o kulüplerimize malzeme yardımında bulunuyor, destek görüyor. Ben de tam onu yine, soracaktım ilerleyen bölümlerde, tesislerden yine sonra. Ben en azından başkanım onu dipnot olarak vermiş olayım ve onun üzerine aslında olayı inşa edersek daha da doğru gideriz diye düşünerek. Eyvallah. Başkanım sözünüzü kesmiş oldum. Yine yani bizim sadece kendi takımımız değil aynı zamanda Keçiören'de faaliyet gösteren
Hepsine ama sağ olsun bu konuda bir destek veriyor başkanımız. Buyurun başkanım. Dolayısıyla bizim şu anda herhalde Keçiören'de 128 civarında spor şeyi var. Spor kulübü var. Evet, yani her birisi belki kayıt değil, değil ama sporla alakalı. Bize üye olan, amatör spor kulüplerinin biraz evet. Futbolla alakalı bize üye olan kulüp sayısı 30 civarında falan başkanım. Diğer basketbol ve engelli branşı var. Takımlar halinde olan takımlarımız olduğu gibi bireysel sporcularımız var. Bireysel sporcularımızın içerisinde de şampiyonlarımız mevcut. Keçiören Belediyesi ayrıca engelli sporcularla alakalı da bir kulübü destekliyoruz. Bir kendi bünyemizde Güçlü Eller diye bir tekerlekli basketbol takımımız var. Bu da Süper Lig'de oynuyor. Güçlü Eller isim de çok anlamlı, evet, çok güzel olmuş. O hatta yakın zaman içerisinde Keçiören olarak bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Euro Cup tekerlekli sandalye basketbol grup eleme maçlarına biz ev sahipliği yapacağız. Taakkül spor salonunda gerçekleşecek. Büyük bir organizasyon. Organizasyon. Evet. Euro Cup gerçekten de önemli Keçiören Belediyesi adına. Taakkül'de yapıyoruz. Taakkül'de bir sporcu ve biliyorsunuz olimpiyat şampiyonumuz. Onun ismini taşıyan kapalı spor salonumuzdu. Onu hatırlıyoruz. Tamamladık. Rıza da oradaydı. Şu anda ekrana geliyor. Evet. Kim şampiyon olursa olimpiyatlarda onun ismini vereceğim diye başkanım. Ben de açılışta temel atma töreninde oradaydık. Taha şampiyon oldu. Evet. Taha şampiyon olunca Taha'ya. Olimpiyatta hazırlanıyorlardı. Evet. Evet, peki başkanım ikisi birden şampiyon olsaydı? İki tane yapacaktı. Sözümüz söz. Demek ben Rıza'ya da söz verdim. Eğer dedim olimpiyatlarda daha çok genç bir sporcumuz. Evet, daha önünde uzun yıllar var inşallah. O da eğer olimpiyatta altın madalya kazansın onun adına da bir tesis yapacağız ve onun ismini yaşatacağız. O zaman Keçiörenler dua etsinler. Bir olimpiyata bir salon. Evet. Şu anda bu arada salon görüntüleri de geliyor Murat Bey. Bunu da bence detaylı bir şekilde anlatmakta fayda var. Şimdi Keçiören ilçesinde başkanım da çok iyi biliyor. Orada ciddi anlamda spor tesis sıkıntısı vardı. Yanınızda Bilal Erdoğan'dı değil mi? Pardon. Evet. O da gerçekten amatör sporlara çok ciddi o destek veriyor. O yani Güçlü Eller'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maçı vardı. Lig maçları vardı. Bizde de misafirdi. Kendisine bahsettim. Sağ olsun ben de görmek isterim dedi. Geldi biraz da maçı seyretti. Sonra da ayrıldı. Ama çok güzel bir motivasyon oldu. Evet, orada sporcular açısından çok büyük bir motivasyon oldu sağ olsun. Tabii bu çok zordur biliyor musunuz? Bizim ilk kapalı... Mi oturup da basketbol oynamayı? Zor tabii yani. Fırsatı denemek istiyorum. Zor ama sonları seyretmesi çok zevkli. Yani. Bir organizasyon vardı 19 Mayıs Stadı'nın hemen avlusunda. Evet. Orada işte Gençlik Spor Genel Müdürü de dahil olmak üzere herkes tekerlekli sandalyeye oturtuldu ve basketbol oynaması istendi. Ne kadar zor olduğunu orada ben anlamıştım. Yani çok hani Güçlü Eller o yüzden önemli bir isim başkanım. Evet yani bu salon da bizim ilk kapalı spor salonumuz. Keçiören 917 bin nüfusa sahip ama hiç kapalı spor salonu yoktu. Büyük bir eksikliğimizdi bizim için. Şükürler olsun salonumuzda kavuştuk. Başkanım ben orada... Çok da güzel bir tesis çevreleri. Evet. Şimdi burada tabii ki tesiste yürüyoruz ekranda şu anda. Yaklaşık 40 dönümlük bir arazi var. Evet. Basketbol var. Evet. Futbol, tenis. Tenis var. Birçok branşın brandırdığı bir spor kompleksi. Şimdi orada da hatta birkaç sent kulübümüze de bir oda tahsisi verilecek. Antrenman yapmak isteyenler de orada yapması sağlanacak. Başkan, kulüp başkanlarımızdan da tabii sorular yönetiyor Keçiören ilçesindeki başkanlarımızın. Tabii sayın başkanımızın amatör özellikle futbolla alakalı önümüzdeki dönemle ilgili biliyorum ki bağlama statüyle ilgili bir revizyon çalışması söz konusu. Evet, evet. Hatta onun sağa solu biraz arazi olarak müsait. Oraya bir sentetik futbol düzeyli saha ve tribünün altlarına da orada mevcut odaların var. Biliyorsunuz malumunuz 19 Mayıs stadyum yıkılacak ve oradaki kulüplerimiz de şu anda nereye gidecekleri gerçekten tabii bir muamma. Bağlum Spor yani Bağlum'daki bizim stadyumumuz aslında iyi bir stad. Evet güzel. Ama üstü kapalı olmayınca biraz yağışın çok olduğu bir yer. Ve yapılış itibariyle de özellikle tribünlerin yapılış şekli itibariyle de dış etkenlere biraz maruz kaldığı zaman çabuk deforme olabilen bir yapısı var. Onun için üstünün kapatılması, revizyonunun tekrar yapılması
ve orada amatör spor kulüplerinin veya diğer liglerle ilgili üçüncülük olabilir, ikincilik olabilir. Şey var, alan hatta var. Birincilik olabilir. Burada maçlarını yapabilecek bir şeye sahip, yapıya sahip, zemini çok güzel. Bunu tekrar kazandırmakla alakalı projemizi hazırladık. Bakanlığımıza da sunduk bunu. Bu stadın Ankara'ya kazandırılması lazım. Tekrar daha iyi şartlarda, daha iyi standartlarda buranın kazandırılması başkanım, lazım. Başkanım, onun altında boş odaları var. Var var, çoksa kullanabileceğimiz yerler var. Şöyle bir önerde bulunmak istiyorum ben. Mesela o odaların revize edilip bakımı onarımı yapıldıktan sonra şu anda Kirşen ilçemizde 30'a yakın bir kulübümüz var. Onlara birer tane oda, ofis şeklinde teslim edip bir de önüne sentetik yüzeyli saha, antrenman yapabilecekleri ölçüde bir saha veya mizanı olabilecekse yapıp verilmesi, en azından Keşören takımlarınız daha önce size konuşmuştuk, hatırlarsınız başkanım. Bununla ilgili çalışmanız var. Veya başka bir yerde bununla ilgili çalışmanız var mı? Şu anda sportif yatırımlarımızla alakalı da valilikte yapmış olduğumuz, vali beyin talimatı da yapmış olduğumuz bir Keşören'ü masanın üzerine yatırdık. Sportif yatırımların içerisinde hem kapalı spor salonu, hem semt sahaları, hem de müsabaka yapılabilecek bir halı sahanın yapılmasıyla ilgili arazi çalışmasına başlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla spor yatırımlarını alacağız. İnşallah. Keçören'in bu anlamdaki potansiyeli çok yüksek. Sporcu bakımından da son derece yüksek. Ama biraz daha merkeze bağlı genelde gidiliyor. Yani 19 Mayıs stadının etrafındaki alan hep öyle gidiyor. Evet, doğru. Ama şu anda orada bir yeniden yapılanma söz konusu. Evet. Yeniden bir stadın yapılması ve etrafının tekrar yapılması. Ancak biz bazı branşlarda da çok şanslıyız. Örneğin yüzme sporunda biz çok şanslıyız. Bağlumda da var mı? Orada bir tesis. Bağlumda da var. Yüzme havuzu var orada. Bizim 5 tane gidiyor zaten yüzme. Evet, 5 tane bizim yüzme havuzumuz var. Bir tanesi olimpik standartlarda, ki şu anda bu Etlik'teki olimpik standartlara sahip olan ve yarışmaların olimpik yarışmalarda yapılabileceği standartlara sahip. Atlaması kulesinden, derin havuzundan ve normal yüzme müsabakaları yapılabilecek olan yerlerinden, antrenman sahasından mevcut olan bir yer. Bu aynı zamanda Türkiye'nin yüzme ile alakalı gelişimine de katkı sağlayacak bir tesisimiz. Burada okullarımız var bizim, yüzme okullarımız. Yeni genç yetenekleri burada hem öğretiyoruz yüzmeyi, hem de keşfediliyor. Milli takıma buradan sporcular gönderiyoruz. Atlamada da olsun, yüzmede de olsun, çeşitli branşlarda, su topunda olsun milli takımlara gönderdiğimiz sporcularımız var. Gençlerin özellikle yüzme sporuna ilgisinin artmasında en önemli neden bu tesisler. Dolayısıyla tesis olmadan da spor yaşıyor. Aslında seviyorum ben. Herkes şöyle, ben eskiden şöyle düşünürdüm. Derler ki ya, Türkiye'nin üst tarafı denize geçelim, neden biz yüzmede başarılı değiliz? Evet. Aslında yüzmenin havuzlarda başladığını da biliyoruz. Hem Taha Akgül Spor Salonu ben gezme fırsatım oldu, hem de yüzme havuzunu gezme fırsatım oldu. Gerçekten iki tane mükemmel tesis yapılmış. Bir anlamda tabii ki Şören'de, yani insanlarımız genelde yani futbol odaklı gittiği için başkanım. Yani bir futbol sahası yapmış olsanız emin olun o kadar çok tesis yapmış olursunuz ki, ama salon yapıyorsunuz, belki yüzme havuzu oluyor ama bir tarafta yapılan tesisler gerçekten çok fazla. Bu konuda da size teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki yani bizim de sporu da renklendirmemiz, çeşitlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Yani amatör çok spor belli başlı ana spor dallarında herkes yoğunlaşıyor. Evet. Mesela özellikle yani basketbol, işte futbol gibi, ama yüzmenin de mutlaka, işte güreşin de. Sanıyorum başkanım Taha ve Rıza geçen sınav içerisinde diye biliyorum, değil mi? Yani orada ikamet eden arkadaşlarımız, tabii, öyle tabii. Mi hatırlıyorum? Yani öyle bir şey var. Yani Keçören'le bağları olan arkadaşlarımız. Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu arkadaşımız. Mesela bizim bazı alanlarda da Taha'nın Olimpiyat şampiyonluğu var. Rıza şanssız bir şekilde ikinci olmuştu. Ama en büyük hedefi onun da Olimpiyat şampiyonluğu. Ben aynı zamanda Güreş Federasyonu'nda basın müşavirini yaptığım için güreşlere karşı ayrı bir sevgimiz de var onların. Hatta bugün Taha'nın bir açıklaması vardı. 6. şampiyonluğumu elde edeceğim, Avrupa şampiyonası diye. Önümüzdeki bu ayın sonunda Rusya'da, Dağıstan'da Avrupa şampiyonası var. İnşallah onlara da buradan başarılar dileyelim. Güreş atasporumuz başkanım. Güreş atasporu ve hakikaten peygamber sporu her şeyden önce yani. Ve ilgi de var aslında. Yani biraz tesisleşmeyle alakalı orada sıkıntı yaşıyoruz. Yani çocukların antrenman yapabilecekleri yerlerle alakalı.
Ankara'da mesela bir nokta sürekli çok yoğun bir şekilde işte Yaşar Doğu spor salonu. Başka minder sporlarıyla alakalı şeyde en önemli konu kulüplerin birbirleriyle rakip olarak müsabaka yapabilmeleri lazım. Veya o sporcuların yetişmesi gerekiyor. Rakip bulması lazım. Yani bir insan antrenman yaparken sadece vücudunu geliştirmek, fiziğini geliştirmek değil, oyunla alakalı da karşıda bir rakip olacak ki onun da sürekli antrenman yapması lazım. Türkiye'de sadece ağır siklette... Bu anlamda biraz şeylik var. Ağır siklette o yaşanıyor. Mesela evet. Taha o kiloda bulamadığı için rakip Amerika'ya gidiyor. Amerika'da evet. Çok iyi güreşçilerle kamplar yapıyor. Rıza yine öyle yaptı. Geçenlerde bir Bulgar sporcu hatta geldi burada ikili kamp yaptılar. Evet. Ama altyapı konusunda da özellikle mesela 13-15 yaş turnuvası vardı, şampiyonası vardı geçtiğimiz hafta. Katılım inanılmaz fazlaydı, rekordu. Üst tarafta Rızalar, Tahalar, Meteler nasıl şampiyon olursa alttan da çocuklarımız hevesleniyorlar. Yani evet. Her birinin artık hayali Rıza olmak, şimdi, Taha olmak. İşte burada üst taraftaki sporcular başarı elde ederse alt taraftan da sporcu yetiştirmek o kadar iyi oluyor. Hatırlarsanız bir ara Süreyya Ayhan olimpiyat şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyat şampiyonu olur olmaz hemen alttan çocuklar hepsi bir Süreyya olmak için yarıştılar. Bayan voleybolu Avrupa şampiyonu oldu. Arkasından çocuklarımız voleybolcu olmak istediler. Ne kadar çok başarı gelirse Avrupa ve dünyada alttan da sporcu yetiştirmemiz o kadar kolay oluyor. Yani sportif başarı her şeyin üzerinde gibi görülüyor ama yönlendiriyor. Sportif başarıyı biz kurumlar olarak değil, şahıs bireysel kulüpler bazında bu yapılabilir. Ama bizim sporcu yetiştirecek imkanları sağlamamız lazım. Peki başkanım. Şimdi biraz daha altyapı üzerinde gençlerimize yeteneklerini keşfedebilecekleri alanlar açmamız gerekiyor. Hocam siz başkanım siz şimdi eğer bir profesyonel futbolun peşinden gitmiş olsaydınız bize gösterdiğiniz bu testlerin hiçbirini yapamayacaktınız. Doğrudur. Çünkü paralar o profesyonel futbola gidecekti. Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Yani şu unutmayın cümlemi. Evet. Profesyonel anlamda şimdi Ümraniye Spor Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyor. Buna en çok karşı olanlardan biriyim ben. Ankara Gücü ile yarıştığı için demiyorum bunu. Ama Ümraniye eğer bugün profesyonel futbola yaptığı yatırımı ki ben belediyenin desteklediğini çok iyi biliyorum Ümraniye Spor'u. Kendi amatör branşlarını yapsa, tesislere yapsa 5 havuz varsa 10 havuz daha olacak. 20 tane daha kapalı salon olacak. Dolayısıyla belediyelerin ben profesyonel anlamda özellikle futbolla ciddi yatırım yapmasına karşıyım başkanım. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Yani yatırımlarınızı amatör sporlara yapıyorsunuz. Tabii ki fikir olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi yine ben amatör spor kulüplerini özellikle semt kulüplerini açık hava okulu olarak değerlendiriyorum. Çünkü oraya gerçekten o semtte, ilçede çok sayıda genç çocukları geliyor. Keçiören'de çok genç nüfusa sahip bir ilçemiz. Dolayısıyla o semtlerde, mahallelerdeki olan kulüplere istişare haline geçip orada sadece futbol değil bakın futbol değil. Onlara işte halı saha ve oradaki spor tesisini bulundurup mesela taahhütteki olacağı gibi onlara şöyle bir şey geliştirebiliriz. Ortak bir çalışma yapabiliriz. Sadece futbolda değil. Bu mahallede çocuklara sahip çıkacaksınız. Baskette basket, güreşse güreş, basket, futbolsa futbol yönlendireceksiniz. 5 branşa faaliyet göstermenizi istiyoruz gibi. Yani siz zaten malzeme desteği sağlıyorsunuz. Bir de tesis desteği sağladığınız zaman eminim ki Keçiören'de bir sporcu fabrikası ordusu ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ya inşallah. Yani bir de tabii ki yatırımların içerisinde bu tür alanlar çoğaldıkça yatırım alanı çoğaldıkça zaten kulüpler hemen o alanlara uygun sportif faaliyete geçiyorlar zaten. Evet. Evet. Şimdi bizim kapalı spor salonu içerisinde hem basketbol, handbol, voleybol gibi çok amaçlı salon var. Evet doğru. Antrenman sahaları var. Ayrıca güreş, minder sporlarıyla alakalı kısmı var. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bütün parklarda biz açık alanlarda bir mutlaka bir futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kort koyuyoruz. Evet. Bunun yanında halkın da genel anlamda spor yapabilmesi açısından açık yürüme yolları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolu. Arazi uygunsa mutlaka bisiklet yolunu da koyuyoruz. Bisiklet yolu dediğiniz başka. Bunun yanında önemli. Fitness merkezleri. Bisikleti herhalde ücretsiz olarak temin edip. O Gümüşdere'de şu anda mesela biz ücretsiz bisiklet veriyoruz vatandaşa. Kartaltepe'de de var görüyorsam. Kendisi kullanıyor. İşte burada da o görüntülerde. Yani insanlar 7'den 70'e herkes bisikleti bilmeyen bile öğrenmek istiyor böyle imkan olunca. Onu öğrenmek bile istiyor. Ama başkanım güzel bir çalışma biliyor musunuz? Çok şey alıyor evet rağbet görüyor.
Çünkü bisiklet de önemli spor araçlarından bir tanesi. Biz hem spor olarak bakmamız lazım hem de ulaşım aracı olarak da bakmamız lazım. Şehirlerde ulaşım bakımından da son derece önemli. Özellikle memleketiniz Konya'da başkanım. Konya'da, İnanılmaz böyle bir Konya'da mesela çok iyiydi. Ben bütün okullarıma yani ilkokuldan başlayın. İlkokul, ortaokul, lise çağında ben Konya'daydım. Hepsine de bisikletimle gider gelirdim. Evet. Yani, o kültürü çok hoşuma öyle gider yani. Gelirdim yani. Birçok pazarımızı efendim bir yere gideceksek, bir alışveriş yapacaksak oraya hep bisikletlerle giderdik. Şimdi de güzel yani Konya'da da mesela bisiklet altyapısı bakımından en avantajlı illerimizin başında geliyor. Ve yollara da bisiklet yolları yapılıyorlar. Gayet güzel. Keçiören de zor, Ankara da zor. Ama bazı güzergahları değerlendirmemiz lazım. Yani bisiklet ulaşımına uygun olan yolları da değerlendirmek lazım. Şu anda maalesef Ankara'da hiçbir yerde ulaşımla alakalı bir çalışma yapılmıyor. Evet. Aslında yapılması lazım. Mesela ben bunu savunuyorum. Kızılay hattında olabilir mi? Bazı birçok yer olabilir. Yani bisikletçiler bunu da biliyorlar zaten. Evet. Kullanabilecekleri yeri onlar da biliyorlar. Onlar zaten öneriyorlar. Ama önemli olan o yatırımı yapmak, gerçekleştirmek. Avrupa'da bu çok yaygın. İsviçre'de bütün metro istasyonlarının yanında bisiklet parkı vardır. Artık bir ulaşım aracı olarak tabii, kullanılıyor. Tabii. Evinden çıkıyor, metroya kadar geliyor. Oraya park ediyor bisikletini, metroya verip iş yerine gidiyor ve arabalarının tamamı garajlarında durur. Doğru. Kolay kolay bilmezler. Hafta sonu sadece tatil için kullanıyorlar. Yani sporda biz bir başka özelliğini de önemsiyoruz. Çocuklarımızın sokağın kötü etkisinden kurtulmaları açısından da bir yani. Meşguliyet onlara vermemiz gerekiyor. En etkili o. En etkili. Yani spor. Bizim bu anlamda da yaptığımız bazı faaliyetler var. Mahalleler arası futbol turnuvası yaptık. Evet. Mahalle muhtarlarıyla beraber bunu gerçekleştirdik. Gazozuna maç dedik üstelik isminde. Yani eskiden bizler mahallede oynarken gazozuna maç. Ama gazozlar bizden. Yani yenilenden değil, gazozlar bizden. O da güzel bu şekilde şey. Yaptık ve 30 küsur tane mahallemiz buna katıldı. 300-400'ün üzerinde sporcu orada biz gördük, denedik, baktık. Ha burada amatör spor kulüpleri de geliyor o maçları izliyorlar. Evet. Orada bazı mahallede keşfedilmeyen yetenekler var. O yetenekleri de keşfediyorlar hemen kulüplerine. O çocukları kazanmaya çalışıyorlar. Hem bir sosyal faaliyet hem de aynı zamanda yetenek avcılığı bakımından güzel. Okullar arası lig yaptık. 6 ayrı branşta okullar arası lig yapıyoruz. 5 yıldır bunu yapıyoruz. 5 evet, yıldır artık insan. Vereybolda. Evet, basket, voleybol, futbol, futsal, salon futboluyla alakalı. Yakar topu dediğimiz bizim geleneksel sporlarımızın evet. içerisinde olan şeylerden. 6 branşta bunu yapıyoruz. Ve okullar arasında artık bu oturdu. Her yıl daha iddialı bir şekilde buna hazırlanır hale geldiler. Bir yandan da oradaki ilçedeki bulunan kulüplerde aslında bir sporcu rezervi ortaya çıkıyor. Bu çalışma gerçekten güzel başkan. Teşekkür ederim. Mesela ediyoruz. Bu yıl ilk defa gerçekleşen TÜKVA Gençlik Vakfı'yla ortaklaşa düzenlenen liseler arası futbol turnuvası bu sene yapılıyor. Biz genelde ilk öğretim ve orta öğretimde yapıyorduk okul arası ligi. Şimdi liseler arasında da. Başkanım bundan en kolay tarafını da biliyor musunuz? İşte bağımlılıkla, teknoloji ve madde bağımlı en etkili yol sporun ve bu gücü kullanmak lazım. Onun için başkanım bol tesise ihtiyaç var. Bol tesis yani. Ama şöyle var yani en azından mevcut olan da iyi kullanmak lazım. Şimdi biz bu turnuvaların her birisini yaparken hep kendi tesislerimizde kullanıyoruz. En yakın neredeyse orada yapıyoruz müsabakayı. Böylece mahalle arasına da girmiş oluyorsunuz. Orada da bir heyecan yaratmış oluyorsunuz. Yani herkesi bir yere toplamıyoruz. Zaten onlar yapınca mahalledeki baskı mutlaka ortaya farklı sonuçlar doğuracaktır. Çünkü o sporcu orada başkanım bir kalitesi varsa, bir albenisi varsa mutlaka bir spor kulübüne o bölgedeki tabii ki en yakın spor kulübüne sevk edilecektir. Çünkü sonra da belki içerisinde çok başarılı evet. milli sporcular çıkacaktır. Başkanım bir tarafa bırakın her şeyden önce onların insan olarak yetiştirmek veya sahip çıkmak evet. Hepsinin zaten futbolcu veya basketbolcu olma şansı yok ama ya çok spor, iyi spor insanı disipline ediyor. Evet. Sadece vücut disiplini değil. Aynı zamanda ruh. Yerel yönetimlerin bakış açısı spora artık eskisinden daha farklı olması gerekiyor değil mi? Yani genelde kesinlikle. Spor başladığı zaman seçim beyannamelerinde bakıyorsunuz en alt sırada spor şey vardı maddesi vardı ama bence herhalde. Bir şehrin içerisinde şehirleşmeyle ilgili medeniyetin gelişmesiyle alakalı en önemli konulardan başında genç nesli ona uygun halde yetiştirmekten başlıyor. Evet. Bunu yetiştirirken futbol veya spor genel anlamda bütün spor dalları bunun için en uygun çocuklara, gençlere ulaşma yolu. Bizim sporu bu anlamda önemsememiz lazım. Kesinlikle.
çocuklara bir şeyler verecekseniz sporla bunları çok rahatlıkla bir araya getirebiliyorsunuz. Spor dediğiniz zaman bütün çocuklar, yani istisnasız bütün gençler, sporcu şeyler illa bir şeyle ilgileniyor, yani bir şeyle ilgilenmek istiyor aslında. İçinde arzusu var. Kötü İçinde var. Samimi bir yaklaşım. Sonra takım ruhu ortaya çıkıyor. Beraberce takım arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler yapmanın hazını yaşıyorlar. O açıdan spor önemli. Birbirleriyle kaynaşıyorlar. Hangi görüşten, hangi şeyden olursa olsun aileleri hiç fark etmez. Bunlar evet. Aynı yerde gelip belki de ailelerinin bile kaynaşmasına sebep olabiliyorlar. O yüzden sosyalleşmelerine faydası oluyor. Aileler arasında işbirliğini geliştiriyor. Hatta komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Kesinlikle ülkemizin bekası açısından, geleceği açısından sporun önemi çok büyük. Yani şu yaklaşık bir saatte konuşmamızda ortaya çıkan sonuç bana göre şu. Yani biz sporu çok önemsemek zorundayız. Bütün yani en tepeden en aşağıya kadar. Çünkü insanlara dokunmanın, insanları bir yerde tutmanın, birlik beraberliğin, paylaşmanın, sevincin, hüznünün paylaştığı ve orada çözümlediğiniz alanları olarak değerlendirmek spor lazım. Spor bir de çok iyi bir de tanıtım aracı. Evet, evet, evet. Yani o kadar evrensel bir şey ki. Yani bugün yani bir sporcu yetiştiriyorsunuz. Bir uluslararası büyük bir kulübe gönderiyorsunuz. Bütün dünya tanıyor. Kim bu? İşte Arda Turan. Arda Turan'ı şimdi belki dünyada Türk olarak, işte Barcelona'da oynayan bir sporcu olarak herkes biliyordur belki. Biliyor. Yani şu anda baktığınız zaman şimdi Cengiz Ünder mesela Roma'da adam hemen işte Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya verirler ama çok yetenekli bir genç yıldız. Nereli? Türk. Ne yani. Kadar para harcarsanız harcayın, onların bizim ülkenin yaptığı o tanıtımı yapma şansı yok. Öyle. Dolayısıyla bunların kıymetini iyi bilmemiz lazım sporcuların ve yeni Ardalar yetiştirmek için de işte en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor başkanım. Görebildiğimiz kadarıyla da siz bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisindesiniz. Allah yardımcınız olsun diyelim. Bizler de her zaman sizin yanınızdayız, destekçiniz ve gönül yani sadece istiyoruz. Gençler olarak anlamında da bunu söylemeyeyim, sözünüzü kesiyorum. Biz yetişkinler üzerine de yani emeklilerden tutun da hanımlara kadar spor yapmaları, sağlıklı yaşamalarıyla alakalı hem salonlarımız, hem aerobik salonlarımız, hem hanımlar lokallerimizde, hem de açık alanlardaki fitness aletlerimizde insanları sürekli harekete teşvik ediyoruz. Çünkü günümüzün, çağımızın da çok kötü hastalıkları var. Özellikle Bağlum'da hiçbir tesis yok diyemiyorsam bu konuda ama siz Bağlum Karakoç'ta oradan sonra müthiş bir tesis yapıldı. Abdurrahim Karakoç şu anda hem fitness merkezi hem yüzme havuzu hem açık hava yürüyüş parkuru içerisinde bulunduran büyük bir tesis oldu. Yani biz her kesime, her yere götürdüğümüz gibi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşların ayağına giderek onların daha hareketli bir hayat sürmeleri, daha sağlıklı bir hayat. Bağlum'da burası evet. Bağlum'daki Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi burası. Evet. Bu... Aynı zamanda içerisinde bir kütüphanesi var. Büyük bir kütüphane inşallah orada. Her türlü ayrıca kurs merkezleri var içerisinde. Yüzme havuzu var. Yani onun bir yüzme havuzu. Fitness merkezi var. Hem hanımlara hem beylere hizmet eden bir merkez haline geldi. Yani biz mesela gençlik merkezleri yaparken aynı zamanda yanında spor merkezi. Bu çok önemli. Biraz böyle herkesin gelip gittiği bir yer kesinlikle haline getirmeye çalışıyoruz. Bir binayı tamamen gençliğe ayırmıyoruz. Yapmış olduğumuz sadece kadınlar. Sportif farklı kesimler, farklı şeyler orada yararlansın. Evet. Hem yonca yaşam merkezlerimizde, hem zümrüt yaşam alanlarımızda, hem bu tür kültür merkezlerimizde buna önem verdik. Mevlana'yı da bu şekilde yaptık. Mevlana'nın içerisinde de yüzme havuzu var, fitness merkezi var. İçerisinde kurs merkezleri var. Yani bir ailenin fertleri hepsi gelse hepsine hizmet verecek yer var. Üstelik farklı farklı alanlarda farklı hizmet verebilirsiniz. Farklı farklı alanlar. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten de aslında daha konuşacağımız belki çok şey var ama ilerleyen günlerde yine sizi ağırlamak isteriz programımızda. Keçiören adına çok güzel faaliyetler var. Tüm Keçiören'de oturanlar, bizleri izleyenlere buradan o müjdeyi vermiş olalım. İlerleyen zamanlarda da yeni hizmetlerde yapılacağını sözünü aldık başkandan. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ben teşekkür ederim bize başkanım. Bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Spor Dünyası programında yeniden birlikte olun diye de hoşçakalın.